Sizlerin de bildiği gibi 1999 yılından beri Sayın Öcalan üzerindeki tecrit 2016'dan beri mutlak tercide dönüşmüştür. Ve yeni bir boyut kazanarak bütün Türkiye ve Kürdistan halklarının tercid ile izole edilmesine dönük bir politik haline gelmiştir. Tercid ağırlaştıkça demokrasiden, demokratikleşmeden vazgeçilmiş, hukuk ve adalet gibi kavramlar ortadan kaldırılmıştır. Ağırlaştırılmış tercid ile birlikte muhalif olan her kişi veya kurum kriminalize edilerek adeta linç edilmiş, ya cezaevine gönderilmiş ya da sürgün hayatına zorlanmıştır. Bölgesel çatışmalı sürecin sonlanması, toplumsal huzurun sağlanması için Sayın Öcalan üzerindeki mutlak tercidin derhal kaldırılması ve toplumun bu izole edilmiş durumdan çıkarılması gerekmektedir. Kumani Kumbas davasında da verilen kararda ortaya çıktı ki, görüldü ki 100 yıldır devam eden Kürtleri imha, inkar, asimilasyon politikaları hala devam etmektedir. 100 yıllık geride bıraktığımız tarihte Koçgiri'den tutun Kar katliamına kadar yapılan katliamlar neyse bugün de aynı zihniyetle, aynı politikalarla Kürtlerin üzerine yoğunlaşıyorlar. Kürtleri asimilasyon etmeye, yok etmeye çalışıyorlar. Ama şunu iyi görmeliler. Bu 100 yıllık tarihte nasıl yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız bir geri adım atmadıysa, bizler de bundan sonra 500 sene daha bu inkar imha politik Kürt halkı, Kürt dostları asla bir adım geri atmayacaktır. Bu barışın kapısını açmak için bir an önce İmralı'daki kapıların açılması lazım. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin bir an önce son bulması lazım. Bu topraklara onurlu bir barış gelmeyene kadar biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Barışın kapısının bir an önce açılması için İmralı'nın zincirlerin derhal açılması lazım. Direne! سوجا كيمن وباهير تجريب دو حقوق دو عدالات دو اكافيات دو هنكي ياسي دولات زاغون ايوان دو جيوات ني جبر دو تجريب جسدي سات قتل كرنا جسدي سات تنا كرنا جسدي سات تجريب سوجا مروباهير جبر واجيب تجیت آل تمام اگرتی گاه دیم شاندن و دی شخص گراب آئیم نالی دی برید ایجانات دیم شاندن اوه تجیت آهانه شرمزار دکن اقتدار آقفه و مهپه جی بلا روشا گرتی گاه دی حقوقا مروبعه دی حقوقا نتوا دولت آده بلا هنکی دور چاب دکنم آقاطا و مهاتا روشا هیده و حقوقا هانه و عدالتا هانه و روشا هباره گرتی به تو هاویجی نه قبول بکن نسر حقوقا مرو بایه نه ناس بکن امجیش بیده که بانگ بکن روشا هیده او گرتیگه هانه ده نسر و تجیتا هانه و ایزولاسی از کرنا هانه و تنه کرنا هانه و و این کار کرنا هانه ده ام به تو حبیب حقوق هانه قبول ناکن ناس ناکن و بلایی رژیم نارن گوه بدن گوه بدن دایی که جبانا گوه به عدالت هانه و نوبت هانه نهبر و تجیتا هانه سکنا وان چالکیا وان داخواز وان چی بلا هنکی دبا چاو بکن
حزاری ده جبان این اپل گاتا ساید سسی جمارت سه آنانوی بیجن بگی جار آونی چالکی آوان ناس کریه بگی جار آونی قبول کریه تکوشینا دایکا تکوشینا گرتیگه تکوشینا منوبایه تکوشینا گلده ده که ایرو امیو دفعانیه ده جی جبان منوبایه جبان سیاست دموکراتیک جی نما چاره سریه که دما ریه که بگارن دوی بلی هر تشتی جبانا گرتی آزادیه و تجی دهانه راکن ریا حق حقوق و عدالت جی نصر سیاست دموکراتیک و پرزگره که کر جی جبانا روشلات ناوین و دولت آقاپه اقتیوار محبه جی بینه که کاره بستینه و بگره و امرالی بسریده و برز عبدالله ای جلال ره تکیلیه که دینه دیدم و پیش دیجیدن اگو اف تکیلی هانه هبو لروشلا دناوی جی لوی دولت هانه جی آشتی هبو آرامی هبو روشه که هنه که گنوه گاره بیجه ریا چاره سریا دموکراتیک سیاست پرزگیره که لسر پرزگیره که کرد هبو جدر ویجی جی آقا تو محبت دیده و بانگ آمد باش گوهدار بکن باش گوهدار بکن ریا چاره سریه ریا مروبایه ریا آشتیه ریا آرامیه و ریا آزادیه وی ولات هانه جی دی تکیلی و دو به آشتیه دانستندی ندهیه Dördüncü haftasında da özgürlüğe ses ver eylemimizde tekrardan tecritin kaldırılmasına, bu ülkede barış yolunun diyalog ve müzakere sürecinden geçeceğine ilişkin tekrar sesimizi dile getirdik. Tekrar taleplerimizi dile getirdik. Bu ülkede barışı sağlamanın tek bir yolu var. O da çözüm ve diyalog sürecinin başlatılması. Tek bir şansımız var. Barış, savaşta, çözümsüzlükte ısrar edenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır. O yüzden iktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz. Derinleştirilen tecriti kaldırın. Bu ülkenin önündeki en büyük engel olan, bu ülkede bütün sorunların aslında kaynaklandığı Kürt sorunun önündeki engelleri kaldırarak çözüm ve diyalog sürecinin başlatılması gerekiyor. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Kürt sorunu çözülürse bu ülkedeki bütün sorunlar çözülecek. Bu ülkede adalet duygusu sağlanmış olacak. Bu ülkedeki özgürlükler sağlanmış olacak. Bu ülkede ekonomi yoluna girmiş olacak. Bu ülkede aidiyet duygusunu herkes daha derinden hissetmiş olacak.